23 Ağustos, 29 Ağustos. Değerli terazi burçları nasılsınız? İnşallah her şey güzellikte olur. Her şey, her acının arkasında, her şerin arkasında her hayır var deriz ya. Hayırlara çıksın. Yaşadığımız her şeyi yavaş yavaş yerine oturtacağız ama çok zor demiyoruz. Hep birlikte başaracağız. Biz bayrağımızın kanlarıyla bayrağımızı tutacağız. Yaşadığımız bu ülke ve topraklarda her şeyi daha iyisine kavuşacağız. İnanmak ve inandığımız şeyin arkasında durmamız lazım. Yükselen ve Ay burcunuzu ve e-akkoyu official sayfamı takip edebilirsiniz diyorum. Bu ara insanlar tarafından evet motivasyonunuz artabilir, kendinizi motive edebilirsiniz ama insanların göz bakışları ve onların art niyetlerini fark edip kendinizi bana hedeflediler, başıma bir iş gelecek mi diye korkulara girebilirsiniz. Özellikle üst düzey yönetici kadınla çalışıyorsanız, evet böyle bir sıkıntınız var. Bu ara takip alındınız. Lütfen sizden ricam bu takibi hiç yokmuş gibi harekete sergilerseniz, o takipteyken basamağınız yükselecek. Bu da size iyi gelecek diyorum. Allerjik, bu ara İş çevrenizde sağlık problemi yaşayan insanlar olabilir. Sizin alerjiyi tetikleyebilir. O yüzden bu ara arkadaşlarınızla ve diyaloglarınızla mesafe, hatta dışarıda bile mesafeyi doğru kontrol etmeniz lazım. Yoksa bronşlarınızla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hatta bulaşıcılı bir rahatsızlık söz konusu olabilir. Bu ara sağlık konusuna dikkat edin. Estetiğe de bile gitmenize gerek yok diyorum. Ortaklı iş ya da sanatsal projeler ya da medya sektörü satış alanlarında olan bazı terazi burçlar için yerinizdeki belirsizlik netliğe kavuşacak. Daha motivasyonunuz artacağını söyleyebilirim. Özellikle de sağlık sektörü, estetik alanında ya da güzellik bir merkezinde çalışıyorsanız kendinize yenilik ve kendi işinizle ilgili planlar, bununla ilgili de konuştuğunuz insanlarla olumlu süreç olacak ve bunu yapmanız lazım. Marka olacaksınız. Bu ara spora çok fazla merak sarabilirsiniz. Kendinizi hani kulaklığa takarız. Yavaş yavaş adımlarla sonra hızlandırırız ya. Biraz spor size iyi gelecek. Ruhunuzdaki kötü beslenen, sizin için kötü düşünen enerjiyi doğru nefes alarak hayatımızdan çıkartabiliriz. Bu ara şey var. Fazlasıyla hayatın zevkini, hayallerinizin kapısını açmak, tatil yapmak, eğlenmek, hani dostlarınızla bir yere gitmek istiyorsunuz ya, evet sağlıklı olan her noktaya izin veriyorum ama eğlenceyi abartıp vücudumuza farklı alanlar yaratırsak sağlıksız olacağımızı uyarıyorum dedim. Değerli para terazi burçları, eşiniz sizi boşayabilir, dikkat edin. Yani hanımlara söylüyorum. Yani hanımlar, siz eşinizi boşama kararına gelmiş olabilirsiniz. Eşiniz sizi boşamak istemiyor olabilir. Böyle bir zıtlık var. Bu böyle uzun soluklu devam edecek. Davanız düşecek sonra yine. O yüzden böyle yaşamayı ama evleri ayıracağınız için daha rahat edeceğinize inanıyorum. Aşk konusunda da bu ara sevgilinizden duyacağınız sözler, uzun süredir unuttuğunuz sevgi sözcükleri havada zıplayacak. Hatta ablasıyla ya da abisiyle ya da annesiyle tanışma, böyle dışarıda bir sohbet, böyle bir erkek arkadaşınızı ya da bayan arkadaşınızı ailenizle tanıştıracaksınız. Bu dönem üniversiteyle ilgili kaygı ve probleminiz varsa, eğitimle alakalı ne yapabilirim, kendimi daha geliştirebilirim, bu sektörden sıkıldım, hatta sevgiliniz bunu size motivasyon olarak arttırıyor olabilir. Sevgilinizin hislerine güvenin, o doğru söylüyor, o sizin daha başarılı noktalarda olmanızı istediği için bu ısrarı normal diyorum. Değerli akrep burçları, bu ara böyle içinizde tat Pardon, terazi burçlar. Terazi. Bu ara içinizde tatlı yalanlar, tatlı tatlı ifadeler olabilir. Bu yalanlar bizi tırmalamasın sonra. Yani gittiğiniz yerleri yalan söylemeyin. Yalan söylediğiniz sevgiliniz sizi bir yerde yakalayacak. Bu da çok uzun soluklu. Böyle bir küskünlüğe, biraz daha dargınlığa ve hediyeler almak zorunda kalacaksınız. Hani iyi mi? Kız için iyi. Çünkü bulunduğunuz nokta gayet tek başınasınız.
biriyle değilsiniz ama o böyle bir abartacak, bana şunu yaptın, bana şunu yaptın diyerekten bence de ona hediyeleri al. Aracınızı değiştirmek istiyorsunuz, hemen değiştirin. Çünkü buraya onun için ayırdığınız bir para var. Hani kredi çekseydiniz izin vermezdim. Arabayı satıp yeni bir araba almayı, daha üst modele geçmek istiyorsunuz, yapın. Çünkü kenarda bunun için ayırdığınız paranız var. Küs olanlar, yani bu ara böyle laf sokup küsüyoruz, tekrar mesaj atıyoruz, tekrar engelliyoruz, tekrar birbirimize kızıyoruz, tekrar bekliyoruz. Bu artık ilişki ciddiyete doğru gidecek. Yani olmaz dediğin ilişkin sana evlilik teklif edecek. Bu da sana hani kapak olacak. Hani bundan bir cacık olmaz deriz ya. Yani ben böyle oyalıyor, psikolojimi bozuyor. O aslında ne istediğini biliyor. Sadece cesareti yok. Bu cesaretini oturtup o elleriniz birbirinize bağlı olacak diyorum. Mahkemesel çözmeniz gereken ailevi hisseleriniz, ailevi topraklarınız var. Hatta müteahhitle ilgili bir para yüzünden mahkemeniz olabilir. Bu mahkeme biraz ertelense de müteahhite ya da ailenize ait hakları en iyi şekilde alacaksınız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda bel ve boyun kemik hassasiyetlerimiz olabilir. Bir de tansiyon düşüklüğünüze mutlaka dikkat edin. Risk altında olmayın. Hoşça kalın.